Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, Türkiye'de emekli olabilmek için 3 şartın yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattı. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile ilgili beklentilerini karşılayan adımın müjdesiyle kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Aziz milletim, tekrar hatırlayacak olursak, ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı, prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2.250.000 vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını vurgulayarak şöyle konuştu. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Emeklilikte yaşı bekleyenler ilgili düzenlemenin ülkemize, milletimize, bilhassa da hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programında yaptığı konuşmada, günlük alışkanlıkları değiştirerek hızla gelişen teknolojinin her geçen gün farklı bir yeniliği hayata kattığını belirtti. Sizlerin de yakından şahit olduğu gibi, günlük alışkanlıklarımızı da değiştirerek hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Gerçekten de üniversitelerimizden şirketlerimize, kamu kurumlarımızdan sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, vatandaşımızın da birçok alanda işini fevkalade kolaylaştırdı.
ülke ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için biz de teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları destekliyoruz. Nitelikli iş gücünü arttırmak gayesiyle 2020 yılında başlattıkları 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin bu anlayışla ortaya çıktığını anlatan Erdoğan, ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşların 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki 1800 saati bulan 216 eğitime dahil olabildiğini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız da destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığımız projedeki adayların ölçme ve değerlendirme sürecini yürütüyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin ölçme, değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız proje çalışmalarının gençlik merkezlerimizde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ülkemizin 81 iline yayılan bu merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Bugüne kadar bankacılık ve finans, telekomünikasyon ve elektronik ticaret başta olmak üzere birçok sektörden Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle işbirliğine gidildi. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 237 şirketimiz tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10.000'den fazla gencimiz başvuru yaptı. Özel ve kamu bankalarıyla yapılan çevrim içi işe alım yarışmalarında başarılı olanlar hemen görevlerine başladı. Ülkemizin en çok genç nüfusuna sahip şehri Şanlıurfa'da düzenlenen istihdam garantili eğitim programı da başarıyla sonuçlandı. Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanımız döneminde başlanan 1 milyon yazılımcı istihdamı programımıza destek veren bakanlıklarımıza, özel sektörümüze, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 20. eylem planını turizm alanında açıkladı. Turizmde dönüşüm başlığını taşıyan eylem planı, sorumlu, sürdürülebilir, sezonsuz mottosuyla duyuruldu. Eylem planının ayrıntılarını Deva Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helin Fırat anlattı. Değerli arkadaşlar, turizm sektörünü güçlendirmek aynı zamanda doğamızı da korumak anlamına geliyor. Doğamızı da tabii ki sadece turizm için korumayacağız. Kendimiz için, gelecek nesillerimiz için, ülkenin çok daha yaşanabilir bir ülke olması için tabiatı koruyacağız. Ama tabiatı korumak aynı zamanda bu ülkenin çok daha cazip, turizm için çok daha elverişli bir ülke haline gelmesinde en önemli yollarından bir tanesi. Ülkemizin havasına, suyuna, taşına, toprağına, kültürüne sahip çıkacağız. Türkiye'nin doğal ve kültürel alanlarını bir milim bile peşkeş çekmeyeceğiz. İmar rantı uğruna tabiatın katledilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bir dedeyle bir ninenin torununa göstereceği kadim yeşil alanların, eşsiz kültürel mirasın yok olmasına asla razı gelmeyeceğiz. Bu konuda biliyorsunuz bizim çok net bir yeşil çizgimiz var. O da nedir? Nesiller arası adalet. Doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alarak kavrayan bir partiyiz. Yani bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanabilir bir Türkiye bırakmakla mükellefiz. Turizmi güçlendirmenin yolu nedir biliyor musunuz? İşletmeciden çalışana, yerli turistten yabancı turiste kadar herkesin faydasını gözetmektir. İşte biz de böyle bir anlayışla hareket ettik. Taahhütlerimizi eylem planımızla belgeledik. Sektördeki mevsimsel dalgalanmaların işletmeler üzerindeki etkisini azaltacak, istihdamla ilgili sorunları hafifletecek her türlü tedbiri alacağız. Biliyorsunuz turizmde yaz turizmi, kış turizmi derken inişler çıkışlar oluyor. Bundan hem işletmeler etkileniyor hem de çalışanlar etkileniyor. Bununla ilgili
Eylem planımızda önemli hususlar var. Çok net söylüyorum. Bizim vatandaşımızın kendi ülkesinde tatil yapması en doğal hakkı. Arkadaşlar bakın, birkaç ay evvel bir video izlemiştim. Gerçekten çok üzücü. Sosyal medyada bir video. Kapadokya'yı biliyorsunuz, peribacaları. Yabancı turistler geliyor, balona biniyor, yukarıya çıkıyor, o güzellikleri yukarıdan izleyebiliyor. Bizim vatandaşımız da aşağıdan o balonları izliyor. Geldiğimiz nokta bu. Çünkü balona bile binmek euroyla. Ben birkaç sene önce bindim, biliyorum. Balon euroyla. Çünkü ekipman döviz. Yaktığı gaz döviz. Her şey döviz. Kur artınca artıyor. Dolayısıyla elin insanları geliyor, bozdurup harcıyorlar, rahat biniyorlar. Bizim insanlarımız ancak yerden balonlara doğru bakıyor. Kendi ülkesini ancak uzaktan izleyen bir millet olduk ya. İzlerken de bu videoyu gerçekten çok çok üzüldüm. Kabul edilmez bir şey bu. İşte bizim iktidarımızda değerli arkadaşlar, vatandaşımız kendi ülkesinin doğal ve kültürel güzelliklerini doyasıya görebilecek. Bakın arkadaşlar, bu ülkenin insanları ömrünü kendi ülkesinin güzelliklerini görmeden yaşayamaz ya. Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş şartının olmayacağı ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edeceği açıklandı. Allah rızası için bekliyor diye değil, öyle bir şey yoktur. Seçim yakındır diye yapılıyor. Keşke insanlar muhtaçtır yapayım deseydiler çok mükemmel olurdu ama herkes biliyor, öyle değil. Herkes biliyor. EYT düzenlemenin kısa sürede resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Emekli olmadığımız için onda bir şey düşünemiyoruz. Bu emekliler için gitsin. Ya doğrudur ama güzel bir şey yani. Yaşlarının kalkması için güzel yani. Peki Vanlı vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Hak edenler için vardır. Vardır yani, benim de akrabam var. Tabii ki bekleyen vardı, isteyen vardı. Çünkü çalışmışım, hakkımdır diye bekliyordu. 2000'den sonrakiler bayağı bir mağdur olan insanlar da var. Keşke onlar da düşünmüş olsaydı. Bizim daha bayağı var ya, yani bayağı olduğu için ben kapsamıyor. Olumsuz yani. Niye? Hayat şartları mı diyorsun? Hayat şartları zordur abla. Hayat şartları zor, krizdir. Yaş sınırı gelse gelmese ne fayda? Kimi için EYT kararı sevindirici olurken kimi ise gün sınırına takıldığı için üzgün. Emeklerimizi göz ardı etmeyiniz. Emekler büyük bir topluluktur. Emekli ve Memur Konfederasyonu Başkanı Van İl Şube Başkanı Mehmet Şakir Gül, emeklilere yapılacak zam oranı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunda her alanında 25 yılını hizmet ederek hayatlarının en verimli çağlarında vatanına, milletine hizmet ederek Türkiye'mizi bugüne getiren emeklilerimizdir. Bu nedenle emeklilerimizin sıkıntılarını, sorunlarını ve taleplerini çözüm noktasında ilgililerden talep ediyoruz. Bu sıkıntıların bugüne kadar aşılmadığını farkındayız. Emeklilerimiz 14 milyon civarında bir emeklimiz var Türkiye genelinde. Bunlar ayrılarla birlikte 42 milyon eder. Emeklilere üvey evlat muamelesi yapıldığına dikkat çeken Başkan Gül, emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Geçen yıl hükümetimiz tarafından, Çalışma Bakanlığı tarafından bütün kesimlere 2,5'lük bir ek puan verilmesi önermişlerdi. Herhalde bütün kesimler almış bu 2,5 puan ek zamı ama maalesef emeklilerimize verilmedi. Bunu da ilgililerden bir an evvel bu 2,5 puan ek zamın da emeklilerimize verilmesini talep ediyoruz. Diğer bir husus da asgari ücretin belirlenmesi
çalışanlar, asgari ücretle çalışanlar 5,5 milyondan 8,5'a çıkarılması gayet iyi bir durumdur. Ama bunun yanında hayat pahalılığı bu şartlarda kalırsa, eğer hayat pahalılığı bundan sonra daha devam ederse, verilen bu iyi asgari ücretin durumu ileride erimiş olacak. Bir aydan sonra erimiş olacaktır. Yani verilen bir anlamı kalmıyor. Denizli'de kırsal bölgelerde üretimi daha da arttırmak için çiftçinin ve üreticinin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aldığı yemlerin işletmelerine taşınması için nakliye desteği verdi. Denizlili besiciler, Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nden uygun fiyata satın aldıkları arpanın işletmelerine getirilmesi için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan nakliye desteği talep etti. Başkan Zola'nın talimatı üzerine Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çameli, Çardak, Konaz, Kale ve Serinhisar ilçelerinden 613 üreticinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden aldığı toplam 750 bin kilogram arpanın nakliye hizmeti Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmeye başlandı. İlk etapta Bozkurt, Çameli, Çardak ve Honaz ilçelerindeki üreticilerin ücretsiz olarak tırlarla taşınan arpaları işletmelerine teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçi ve üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Osman Zolan Belediye Başkanımıza arpa getirdiği için çok teşekkür ederiz. İl Tarım Müdürümüze, Koyun Keçi Birliği'ne çok teşekkür ederiz ilçemize getirdiği için. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, İl Tarım Müdürümüz Sayın Şakir Çınar'a teşekkür ederiz. Allah razı olsunlar. Yetiştiricilerimize, üyelerimize de hayırlı olsun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür Park 4 numaralı holde bulunan meclis toplantı salonunda belediye personeliyle bir araya geldi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Soyer, "Sizleri böyle bir arada güler yüzlü görmek beni çok mutlu etti. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Çok keyifli ve gururlu bir iş yaptığımızı düşünüyorum," dedi. "Sizlere iyi yıllar dilediğimi söylemek istiyorum. Sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok keyifli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok gururlu bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye'ye örnek bir İzmir yaratıyoruz ve bunu el birliğiyle yapıyoruz. Bundan büyük gurur duyuyorum. Gelecek umudu İzmir Türkiye'nin. İzmir'den başka ışık yok Türkiye için. İşte o ışıkta biziz, beraberiz, sizsiniz, hepimiziz. Bu çok heyecan verici bir şey. Yani bu iş sadece ekmeğimizi kazanmakla ilgili değil. Her gün daha da derinleşen yoksullukla içimiz daralırken herkes bir tek İzmir'den umut buluyor. Bunu en son 9 Eylül'de galiba şöyle gösterdik. Son derece gururluyum ve çok mutluyum sizlerle beraber çalışmaktan. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Beni heyecanlandıran, motive eden şey de bu. Yani bu geldiğimiz seviye daha hiçbir şey değil. Yani göreceksiniz, çok daha olağanüstü işler yapacağız beraber. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılını ulaşımda çok önemli bir müjdeyle kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni araç alımı için dış finansman kullanım onayı geldiği gün basın mensuplarıyla bir araya gelerek çok önemli bir sürprize imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bürokratların yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün de katıldığı buluşmada Çiğli tramvay hattının ilk yolculu test sürüşü yapıldı. Bizim için çok heyecanlı bir gün. Hani bunu yeni yıl armağanı olarak kendimize, İzmir'e vermek istedik ve arkadaşlarım bugüne bunu yetiştirmeyi başardılar ve tam güzergah üzerinde bir tur atacak hale getirdiler.
belki onlarca yıl bu güzergahta yaşayan insanlara konfor, rahatlık, estetik sunacak bu hat bugün ilk defa kendini göstermiş oluyor. Raylı sistemler hem daha estetik, hem daha konforlu, hem daha ucuz, hem daha temiz ulaşım demek. Dolayısıyla bizim ulaşımdaki temel tercihimiz lastik tekerlekleri bir tarafa bırakmak ve raylı sistemleri çok daha etkin, yaygın hale getirmek. Çok yoğun bir biçimde bu şehri raylı sistemlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Bütün Türkiye'nin bu kasvetli ortamında, bu ekonomik krizin derinleştiği, enflasyonun yükseldiği, hayat pahalılığının tırmandığı günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına kesintiye vermeden, hiçbir şekilde durmadan devam edeceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi sanat ve kültür etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatına 86. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özel Gönlüm Salonu'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sevilen tarihçi Profesör Doktor Tufan Gündüz, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikri ve mücadelesiyle örnek bir kişi olmasının yanı sıra çok büyük bir şair olduğunu dile getirdi. İstiklal Marşı'nın birinci kıtası tamamen Kur'an ayetleriyle. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından anlattığı anekdotlarla programa katılanlara unutulmaz bir akşam yaşatan Profesör Doktor Gündüz ayrıca Üstad Ersoy'un Kosova adlı şiirini okudu. İstiklal Marşı'nın birinci kıtasını Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle süslediğini de anlatan Profesör Doktor Gündüz, tarihi değerlerin geleceğe taşınmasının önemini Denizlilerle paylaştı. Programın sonunda Başkan Osman Zolan, Profesör Doktor Gündüz'e teşekkür ederek günün anısına üzerinde Denizli horozu bulunan plaket takdim etti. Evet. Vizit alıyorlar galiba. Konya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 31 ilçedeki sorumluluk alanlarında yol altyapısının güçlendirmek için yoğun mesai harcadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yalnızca şehir merkezinde değil, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna giren tüm ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerde yol kalitesini en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını söyledi. Van 100. Yıl Üniversitesi 40. yıl etkinliklerinin kapanış töreni düzenlendi. Tören üniversite kampüsünde bulunan Cengiz Andıç Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki çalışmalarıyla üniversitemiz görünümüne katkı sağlamaktadır. Kendisini tebrik ediyoruz. Programda konuşan Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli, üniversitenin başarılarından söz etti. Dünyadaki 600-800. Üniversiteler arasına 600-800 bandına girmiştir. Tabii ki bunları artırmak mümkün. Yine Hollanda'daki Leiden rankingde üniversitemiz 2021 yılında dünyanın en iyi 1211. üniversitesi arasına girmiştir. Sayın hocalarım, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz bu başarıları mimarları olan sizlere şahsım ve üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bilim dünyasına katkı sunmayı bir yaşam biçimi haline getirmek hem kurumsal hem de bilim insanlığına dair vicdani bir yükümlülüktür. Yerine getirilmiş bu görevin mutluluğu, diğer bir görevi yapabilme gücü oluşturur. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Ozan Balcı ise, üniversitenin küllerinden yeniden doğan bir üniversite olduğunu söyledi. Sayın Valimiz, sizi sahnede tutabilir miyiz? Diğer videolarımıza da verelim. Plaketlerini almak üzere Sayın Doçent Doktor Emrah Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. Program müzik dinletileri ve plaket takdimi ile sona erdi.
Veterinerlik Fakültesi'nde görev yapan hocamız Profesör Doktor Abdullah Kaya. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zalon DETO'nun 2022'deki son meclis toplantısına katıldı. DETO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan açılış konuşmasında odalarında ve yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiği Başkan Zalon'a nezaketinden dolayı teşekkür etti. Başkan Zalon ise Başkan Erdoğan'la ortak sevdaları Denizli için ne gerekiyorsa her zaman, her yerde, her koşulda ve var güçleriyle mücadele verdiklerini söyledi. Meclis üyelerimize, komite üyelerimize ve tabii ki sonrasında meclis başkanlığı ve ticaret başkanlığı görevi gelen, yönetime gelen arkadaşlarımıza her birinize tebrik ediyorum. İnşallah almış olduğunuz bu görevi hakkıyla ve en üst seviyede şehrimize hizmet ederek sürdüreceğinizden eminiz. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Birlik ve beraberliğimiz inşallah daim olsun. Daha sonra DETO meclis üyeleriyle meslek komitelerinin üyeleri çeşitli konularda Başkan Zalon'a istek ve görüşlerini aktardılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zalon. Toplantıya katılan inşaat malzemeleri satıcıları Halk Caddesi'nde çok sıkıştık artık sektördeki tüm meslektaşlarımızla. Organize çalışabileceğimiz daha geniş bir alana ihtiyacımız var. Onun için de sizden sanayi sitesi yapmak için yer talep ediyoruz dediler. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve toplantıya gelen üyeler de yeni sanayi siteleri için çalışma başlatılmasını, bu amaçla kullanılacak yeni yerler bulunmasını istediler. Başkan Erdoğan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gıda ihtisas sanayi sitesi, mobilyacılar sanayi sitesi, motorlu araçlar sanayi sitesi, inşaat malzemecileri sanayi sitesi ile geri dönüşümcüler sanayi sitesine ihtiyacı olduğunu anlattığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın zaman zaman taleplerimiz oluyor. Bundan sonra da olacak. Çünkü hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepimizin geleceğimizin, sektörlerimizin sosyal yaşamın daha güçlü olması noktasında bizim elimizin taşın altında olacağını ifade edeyim. Bizim en büyük güzelliğimiz de derdimizi anlatacak, kapısını çalacak. Abilerimizin, dostlarımızın olması son derece önemli. Onun için böyle iddialı ve güçlü konuşuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zalon ise Denizli'de bu konudaki talebi karşılayacak boyutta kamu arazisi bulunmadığını, ancak bu konudaki aramalarına, çabalarına da ara vermediklerini, çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Tabii ticaret odamız bugüne kadar Denizli'mizde yapmış olduğu hizmetlerle çok büyük katkı sağladı ticari hayatın gelişmesinde. Ve üyelerimizin sıkıntılarının giderilmesinde moral motivasyon aynı zamanda imkan sağlama noktasında meclisimiz, ticaret odamız en üst seviyede katkı sağladı, rol aldı. Hiçbir zaman geri adım atmadı ve her zaman daha fazlası nasıl yapılabilir onun çalışması içinde oldu. Bu noktada başta Uğur Erdoğan başkanımıza ve katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Hacı Eyüplü Mahallesi'nde işletmelerin yer aldığı alanda ticaret yapan DETO üyeleri ise iş yerlerine adres anlamında ticari bir statü beklediklerini dile getirdiler. Toplantının sonunda Başkan Zalon beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş'e kendilerine iletilen konular ve taleplerle ilgili çalışma başlatılması yönünde talimat verdi. Başkan Erdoğan, ilgi ve katılımlarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zalon ve ekibi başta olmak üzere salondaki herkese teşekkür etti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan her zaman olduğu gibi gerekli desteği alıyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Şehrimizle ilgili, sektörümüzle ilgili pandemi sürecinde de bunu hep birlikte değerlendirdik. O gün yüzlerce Lüosyon ekiplerine hem araç, hem teknik malzeme konusunda destek aldık. Solunum cihazıyla ilgili, alanda çalışmalarla ilgili. En önemlisi de Sayın Başkanımıza dedik ki biz Denizli Ticaret Odası olarak ticaret odasına yakışır, burası da yakışıyor onu söyleyeyim. Daha güzel bir mekan yapmak istiyoruz. Müzik.
Denizli Merkez Efendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi'nden sonra Murat Dede Mahallesi'ne kazandırılan Merkez Efendi Belediyesi, GameTex Osman Aydınlı Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler birbirinden renkli kıyafetler ve kostümlerle yeni yılı kutlayıp oyunlar oynadı. Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, minik öğrencilere sürpriz yaparak eğlencelerine ortak oldu. Çocuklarla beraber yılbaşı pastası kesen Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, öğrencilere yeni yılın ilk hediyelerini de verdi. Etkinlikte çocuklar yılbaşı şarkıları söylerken palyaçonun renkli gösterileri eğlenceli dakikalar yaşattı. Kreşli miniklerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, yeni yılın sağlık, barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. İzmir'in Foça ilçesinde eğitim ve dalgıçlık hizmetleri veren Foça Dalış Merkezi kış dönemi faaliyetlerinden ilkini Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirdi. Üçü kadın toplam 15 dalgıçın katıldığı Şarm El Şeyh dalış ve kültür turu kapsamında gece ve gündüz dalışları icra edilerek eğitimler pekiştirildi. İzmir Foça Dalış Merkezi kış dönemini değerlendirmek ve alınan dalgıç eğitimlerinin uluslararası sularda değerlendirilmesi amacıyla Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır'a bir dalış seferi gerçekleştirdi. Dünyanın en iyi 10 dalış noktasından biri olarak kabul edilen Şarm El Şeyh'teki dalışlar süresince dalgıçlar özel bir teknede konakladı. 4 günlük planlı süreçte her gün 3'er gündüz 1'er gece dalışı icra edildi. Eğitimler bölgenin doyumsuz su altı güzellikleri eşliğinde ve dalgıç öğretmenler nezaretinde gerçekleştirilirken izlenen ve yaşananlar görüntü ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Yurdun birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Van'da kar yağmaması vatandaşları kara kara düşündürüyor. Allah'ın işidir, biz bilemeyiz. Allah'ın işidir, Allah'ın takdiridir. Biz hak ediyoruz yani. Biz bu kuraklığı hak ediyoruz. Çünkü insanlar gerçekten Rablerinden bayağı bir uzaklaştılar. Gerçekten İslamiyet'ten uzaklaştılar. Rabbim eylerse hayırlısını eyler inşallah. Her yıl bu mevsimde metrelerce karın yağdığı Van'da adeta bahar havası yaşanıyor. Kar yağmadı. Hiç Van'ı böyle gördünüz? Hayır, ben geçen yılda gelmişim ama böyle görmemiş. Bütün dünyada dürümler böyle olmuş. Ben öyle anlıyorum. İran'da da kar yağmıyor. Kar küresel iklimde bir değişiklikler oldu. Yağmur karı bundan kaynaklı muhtemelen. Yağmasını arzuluyoruz. Yağmur karın gelmesini istiyoruz. Yazın kurakla geçeceği söyleniliyor. Evet, maalesef öyle olması bekleniyor. Dolayısıyla kurak geçen bir mevsimde de kıtlıkların baş göstermesi muhtemeldir. Evet. Çok. Gönlümüz şunu ister ki yağmur, kar, kış, iklim, kış mevsimi kışlarını göstersin. Kış özelliklerini ortaya koysun. Doğru düz bir kar yağsın. Yağmur gerektiği şekilde yağmurda yağsın. Doğamız, tabiatımız şenletsin. Bizim arzuladığımız temelimiz budur. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, şehir merkezine karın yağmamasını fırsat bilenler park ve bahçeleri doldurdu. Vatandaşlar ayrıca karın yapmamasının kuraklığa neden olabileceğini belirtti. Yani yazın bilinmez ki, dedim ya, Allah'ın takdiridir. Belki kuraklık geçer, belki de iyi geçer, bilmiyorum ki. Belki yağmur yağar, belki yazın da kar yağar. Hiç belli olmaz. Bu Allah'ın takdiridir. Kurşadın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türkiye kefen biçenin ölümü korkunç olur.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken Selman Bozkurt da omzundan yara aldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise daha sonra Ateş'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Enginyurt sosyal medya paylaşımında Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş kardeşim hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin, ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah ifadelerini kullandı. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Merhum hafızın ifadesiyle Kürşad'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türkiye kefen biçenin ölümü korkunç olur. Davamız üzerinde, hareketimiz üzerinde hesap yapanların ölümünün ve sonlarının nasıl korkunç olduğunu herkes müşahede edecektir arkadaşlar. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İzmir Buca Şirinler'de ilk şarküteri ve manav mağazasını açtı. Açılışa Birlik Başkanı Ahmet Kocaoğlu, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer ve İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şarküteri ve manav mağazası ilçe müftüsü Kemal Demirel'in duaları eşliğinde açıldı. Girelim. Ve burada da Buca'da Şirinköy semtinde ilk açılışımıza buradan başlıyoruz. Üreticiden tüketiciye hem ucuz hem kaliteli ürünlerimize sunmak üzere bunun da devamı ileriki günlerde hep beraber açılışlarını yapacağız. Bu Damızlık Birliği olarak marketler zincirini çoğaltacağız. Bu vesileyle Sayın Kaymakam'a veriyorum. Birkaç cümle arz edecektir, söyleyecektir. Hayırlısı olsun diyorum Sayın Kaymakam, buyurun hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve selamu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Açılış konuşmasında Birlik Başkanı Ahmet Kocaoğlu bunun bir başlangıç olduğunu, üretici ile tüketiciyi buluşturmak için şube sayısını arttıracağını aktardı. Evet, sevgili izleyenler, WordTürk ekranlarında bugün Buca'dayız. Bugün anlamlı bir gün. Şu an Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Ahmet Kocaoğlu ile beraberiz. Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Türkiye'de aslında bir ilki gerçekleştirmeyi de başardı İzmir'de, İzmir Birliği olarak. Üreticiden tüketiciyi buluşturmak amaçlı bugün bir şarküteri ve manav açıldı. Sayın Başkan'dan bugün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler alacağız. Sayın Başkanım merhabalar. Merhaba, hayırlı uğurlu olsun ilk önce. Buca'mıza, ilçemize, ilimize hayırlısı olsun. Üreticimize hayırlısı olsun. Biz ilk olarak bir ilk şubemizi bu şirin yerin, Buca'nın Şiriyer semtindeki yerimize şu an hep beraber açacağız nasip olursa. Buradan sonra bunu artık geliştireceğiz. Bu tabii bunu markalaştırarak buradan da yurt dışına kadar yürümeye çalışacağız. Bu ilk adımımız. Diğer şube açışlarımız yakında devam edecek. Nasıl doğdu başkanım bu fikir? Yani hangi amaçla doğdu? Yani şöyle, üreticiden direkt tüketiciye, sofraya hem kaliteli hem de biraz da olsun ucuz olarak çok kar gözetmeksizin hem birliğin ismini dünyaya yaymak hem de üreticiden tüketiciye herkese bir hizmet etmek. Piyasada çok sütler ucuzdu. Konsey fiyatının altında alınıyordu. Biz de üreticilerimiz mağdur olması katkı sağlayalım. Konsey fiyatı ve üstünde süt almaya başladık. O günden bugüne sütün piyasasını yüksekte tutuyoruz birlik olarak. Oradan da dedik ki böyle marketlere girelim, imalatı girelim. Daha önce de bizim seçimlerde sözlerimiz vardı. Şu an Damızlık Birliği olarak markamız olan Damızlık Birliği yeminini de sürdük piyasaya. Market de açıyoruz. En yakın zamanda bir mandır da açacağız. Onun da çalışmaları devam ediyor. Artık böyle üreticiden tüketiciye
kaliteli ve daha ucuz. Hem istihdam yaratacağız hem 3-5 kuruşta üreticiden pahalı alacağız. Tüketici 3-5 kuruş aşarı vereceğiz. İstihdam yaratacağız ve markalaşacağız. Hayırlısı olsun diyorum. İzmir'de damızlık yetiştireceğine teşekkür ediyoruz. Üreticiden tüketiciye göre bir market zincirini başlatıyor ve ilk marketinde bizim Buca ilçemizde açıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan ve proje maliyeti 25 milyon lira olan Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Van Valisi Dr. Ozan Balcı, sağlıkta ve diğer alanlarda yatırımların arttığına dikkat çekti. Doğum bize yaşatılmasında emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bu binanın yapımında emeği geçen ustasından işçisine, mimarından mühendisine, Sağlık Bakanımıza, emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Van'da aslında çok güzel yatırımlar oluyor, çok güzel tesisler açılıyor. Hepsini açılış yapmıyoruz. Ama bunlar memleket millet adına gurur verici yatırımlar. Çok da güzel bir yatırım olmuş. Çünkü sağlık önemli, insan sağlığı. Sağlık da ağızdan başlıyor. Bizim çok kıymetli doktorlarımız var, fedakar ve cefakar çalışan diş hekimlerimiz var. Onlara eşlik eden ebelerimiz, hemşirelerimiz, idari sağlık, idari teknik personelimiz var. Vatandaşımıza sağlık hizmeti vermesi konusunda canla başla, yorulmadan çalışan bir grup. Onlara da devlet ve millet adına müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca programda konuşan İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Muhammed Tosun, açılan merkezin Erciş için çok önemli bir değer olduğunu aktardı. Merkezimizde 3 adet, 2 adet panoramik tam donanımlı Nur Öfken cihazı, 3 adet yine peri apikal çekimler yapan Nur Öfken cihazı bulunmakta. Bunun dışında acil sağlık hizmetlerinin verildiği, mahkum hastalara özellikle hizmetleri vereceğimiz, bir adet de engelli hastalara özellikle hizmetleri vereceğimiz alanlarımız mevcut. Yine çocuk hastaların sedasyon altında tedavilerini bu merkezde yapabileceğiz. Kanal tedavileri, dolgu tedavileri, protez tedavileri bu merkezde en yakın zamanda pazartesiden beri hasta olarak başlamış bulunmaktayız. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu ise ağız ve diş sağlığı merkezi hakkında bilgi verdi. Tören, duaların okunması ve kurdele kesimiyle son buldu. Bu şehrin insanları olarak hep birlikte daha çok çalışacağız. Bu şehre daha fazla değer katacağız. Çağdaş gelişimleri daha yakından takip ederek, kendimizi geliştirerek inşallah Erciş'in kendi marka değerini hep birlikte ortaya çıkaracağız. Orka Hotel Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Torunoğulları, Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Beşiktaş eski yöneticisi Erdal Torunoğulları ile Orka Hotels Yönetim Kurulu üyesi Faik Torunoğulları'nın babası Hacı Faik Torunoğulları 84 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Faik Torunoğulları'nın Fethiye Merkez Yeni Camii'ndeki cenaze merasimine büyük katılım oldu. Hayırsever kişiliğinin yanı sıra yatırımcılığı ile tanınan Hacı Faik Torunoğulları'nın cenaze merasimine Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars 65. dönem Milletvekili Ahmet Arslan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Halis Zafer Koç, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kars Eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Sarıkamış Platformu Yönetim Kurulu üyeleri Saltuk Buğrahan Budak, Oktay Yavlal, Hüsnü Çelik ve Mustafa Ercan, Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Sanatçı Onur Akın, Sinema Sanatçısı Çetin Altay, Beşiktaşlı eski futbolcular Tamer Tuna ve Uğur Boral, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Behçet Saatçi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, CHP İlçe Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir ailesi ve sevenleri katıldı. Hacı Faik Torunoğulları'nın cenazesi Ovacık Çatallar Aile Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Demir Grup Sivas Spor rakibine 2-1 mağlup oldu. Demir Grup Sivas Spor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 16. hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan mücadeleden Demir Grup Sivas Spor 2-1 mağlup ayrıldı. Demir Grup Sivas Spor golünü Erdoğan Yeşilyurt atarken Galatasaray'ın gollerini ise Dairis Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. 50. dakikada Fredrik Ulvestas ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Erdoğan Yeşilyurt 90+9. Dakikada kırmızı kart gördü. Başkan Mecnun Otyakmaz takımla ilgili sayısız haberlere imza atan gazeteci Yücel Yönal'a mücadele öncesi plaket ve forma takdim etti. Yiğit Olar bir sonraki maçta Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında 4 Ocak Çarşamba günü saat 20'de deplasmanında Arabam.com Konya Spor ile karşılaşacak. Thank you.